Aleyküm hocam. Hocam, göz cünahının günahını anlatır mısınız? Söylemiş işte. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Allah'ımız buyuruyor Estağfirullah. Kul lil müminine yagullu min absarihim ve yahfazu furucahum. Ey müminler, gözlerinizi haramlardan yumunuz diyor Mevlamız ya. Evet. Ahirette onlara damlatılacak kaynar sular şundan bundan filan söyleniyor ama ben oralara girmiyorum. Şunu söylüyorum ben. Allah müsaade etmiyor. Büyüklerimiz şu ifadeyi kullanır. Mustafa Esmet Galibullah büyük şey efendi. Sakın namahreme bakma, göz atma. Bırak bakmayı, sen kadınlara, sana nikaha düşen kadınlara, evet, göz dahi atma. Göz dahi atma. Güzel insanlar. Bugün gözlerini korumak kolay mı ya? Allah hepimizi muhafaza etsin. Bu hoca efendi var. Hocamız var. Kıymetli bir hocam. Gözlerini muhafaza için şöyle yerden, kafasını yerden kaldırmıyorlar. Ona nazar berkadem deniyor. Söyle bakayım. Nazar berkadem. Yani parmaklarının ucuna, ayak parmaklarının ucuna bakarak yürümek. O da öyle yürüyormuş hocamız. Bir a'ma yani kör, körle çarpışmış. A'ma diyor ki, ya diyor ben körüm diyor, görmedim seni de diyor. Sen de mi bir körsün be adam? Deyince hocamız demiş ki, evet ben de Allah'ım için körüm demiş ya. Ben de Allah'ım için körüm. O yüzden dolayı kafamı kaldırmadan yürümeye çalışıyorum demiş yani. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Hakikaten belki bu konuda Müslümanların en zor zamanı olabilir. En zor zaman diyorum dikkat edin ifadeye. Ama bu zamanda da insan gözlerini koruyabiliyorsa ki bu mükemmel. Rahmetli İhsan dedim, Allah rahmet eylesin. Efendi Hazretlerimizin biliyorsunuz çocukluk arkadaşı. Ve aynı zamanda köylüsü. Şu ifadeyi kullanmıştır. Ben şahidim ki Efendi Hazretlerimizin o gözler hiç haram görmemiştir. Diye bu şekilde şehadeti vardır. Dedemin Allah rahmet eylesin. Hiç haram görmemiştir. Ya Rabbim inşallah o zatın o göstermiş olduğu o ciddiyeti, samimiyeti hakikaten hepimize hakkıyla yaşamayı nasip etsin inşallah. Rabbim muhafaza etsin. Göz işi gerçekten önemli bir iş.